Amerika ve Taliban arasındaki görüşme sadece bu Trump hükümetiyle değil de zamanında Bush hükümeti ve Obama hükümeti döneminde de görüşüldü. O zamandaki görüşme tabii Afganistan'ın istikrarını sağlayabilmek için görüşüldü. Fakat Taliban hükümeti ya da Taliban hakimiyeti bu mevcut hükümetin arasındaki bir dizi problemlerden dolayı, yani Taliban meclise girer mi, Taliban hakimiyeti geçer mi konusunda sorun olduğu için Amerika Afganistan hükümetini de ikna edemedi. Bugün Trump'ın amacı ise biraz farklı gibi gözüküyor. Çünkü Trump bir yanda Irak'taki askeri üsleri güçlendirmeye çalışıyor. Diğer yanda Taliban ile anlaşarak yeni bir Afganistan hakimiyeti oluşursa, doğuda İran'ı da sıkıştırırsa, böylece İran'ın el kolunu bir bağlasak diye bir planı var. Ancak buna rağmen yine mevcut Afganistan hükümeti bunu pek kabul ettiği yok. Amerika ile şimdiki Afganistan hükümeti arasındaki sorunlarda da devam ediyor. Şu anda bu Amerika'nın görüşme heyetinin başında bir önemli bir şahsiyet var. Salmay Halizat diye bir şahıs. Bu çocukluk yaşında Afganistan'da Amerika'ya gitmiş, orada yetişmiş ve RAND Corporation Think Tank kuruluşunun Asya Pasifik masasının başkanıydı. 99'da meşhur bir tane raporuyla, yani Amerika'nın Asya Pasifik siyaseti diye bir raporuyla George Bush'un hükümetinin Asya Pasifik siyasetini değiştirmişti. Ve Afganistan Savaşı esnasında Pakistan'ın büyükelçisiydi. Irak Savaşı esnasında Irak büyükelçisiydi. George Bush'un ikinci döneminde George Bush'un özel danışmanıydı. Yani kendisi de Peştun aslı olma ve bu bölgeleri iyi bilme, böyle bir şahsı göndermesi tabii başarının oranını da yükseltiyor. Şimdi aynı şekilde Salmay Halizat Pakistan hükümetiyle de anlaşmaya çalışıyor. Hepimiz bildiğimiz gibi Afganistan'da bir Taliban olduğu gibi Pakistan'da da bir Taliban var. Zaman zaman bu iki tarafta da işbirliği yaptığını da görüyoruz ama birbiriyle organik bağ yoktur. Şimdi Pakistan hükümetini ikna etmek ile birlikte bir de Pakistan'ın askeri kanadını da ikna etmesi gerekiyor. Eğer de Pakistan'da da bunu kabul ederse, bir de şu anda Afganistan hükümeti sanki kabul ediyormuş gibi gözükse de biraz zorluklar olacak ama buna rağmen Amerika herhalde Afganistan'da Talibanlar ve diğer güçleri kapsayan böyle bir siyasi yapını ortaya çıkarmaya çalışıyor gibi gözüküyor.